Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir Bu Arada programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine tekrar edilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine konuşacağız. Çok boyutlu tabii bir süreç, çok boyutlu tartışmalar devam ediyor. Öncesinde de bu seçimin sonucu, bundan sonrası nasıl etkiler tartışmaları yapılıyordu. Sonrasında tabii Ekrem İmamoğlu'nun kazanmış olduğu bu seçimin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesiyle birlikte yeni tartışmalar açıldı. Ve şimdi YSK'nın kararının gerekçesinin ne kadar geçerli olup olmadığı konuşuluyor. Bunun iki boyutu var. Birisi hukuki boyutu, hukuksal boyutu, diğeri de siyasi boyutu. Ve biz bugün bu programda bunun iki boyutunu, yani bu kararın ve aynı zamanda gerekçenin iki tarafını da tartışmaya, konuşmaya çalışacağız. İki değerli stüdyo konuğum var. Soldan başlayacak olursak Sayın Ali Özgündüz, CHP 24. dönem milletvekili ve eski savcı. Emekli mi demem lazım? Yok, müstafi. İstifa tamam. Ettim. Evet, o şekilde o zaman doğru tarif etmiş olduk. Profesör Doktor Sayın Şule Özsoy Boyunsuz, anayasa hukukçusu, Galatasaray Üniversitesi anayasa profesörü. Ve bir telefon konuğumuz olacak. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Ve bu üç isimle bu meseleyi konuşacağız. Şimdi genel itibariyle siyasi tarafını ne şekilde tanımlamamız gerekiyor? Yani Sayın Özgündüz'ün iki aslında kimliği var. Yani bir taraftan hukukçu, bir taraftan da siyasetçi. Ama önce biz kendisinden işin siyasi tarifinin nasıl yapılması gerektiğini ya da tablonun ne şekilde olması gerektiğini soracağız. Onu rica edeceğiz. Buyurun. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi işin açığı aslında zaten hukuken bence konuşacak pek bir şey yok. Daha çok siyaseten, çünkü karar siyasi. Karar hukuku değil. Yani hukuken bu izah edemediler. Gerekçeli karar 350 sayfa, işte kamuoyuna açıklanacak. Efendim bir ay beklendi sonuçta. Sadece AKP'nin dilekçesi, efendim Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili seçim kurullarına yazdığı yazılar, onlara gelen cevaplar ve sonunda kısa kararda olmayan başka hususlar da eklenerek efendim seçimi iptal ettik dediler. Dolayısıyla bu hukuksuz. Bir başka hukuksuzluk, Yüksek Seçim Kurulu 11 üyeyle karar verdi. Normalde anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu kuruluş ve görevler hakkında kanuna göre YSK 7 üyeden oluşur. 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Ve bu 11 üye Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen, 6 da, Yargıtay, 5 Danıştay'dan seçilen Yüksek Hakim kendi aralarında başkan ve başkan vekilini seçtikten sonra 2 Yargıtay'dan 2 Danıştay'dan üye kurayla yedek üye seçilir. Dolayısıyla yedekler bu şekilde ayrılır ve asil üyeler 7 kişi belirlenir. Bu mesele yapılmamış. Yüksek Seçim Kurulu anayasanın ve kendi teşkilat kanununun zorunlu olarak öngördüğü bu yedek üye ayırma işini yapmamış ve 11 üyeyle toplanıp karar verdi. Dolayısıyla bu anlamda da hukuksuz. O açıdan yani hukuken bunu tartışmaktan ziyade siyaseten niçin bu karar verildi, buna bakmak lazım. AK Parti, AKP kabul etmiyor. Yani seçimle gelenin seçimle gideceği ilkesini, demokrasinin çok temel ilkesi, olmazsa olmaz seçimler ilkesini bu iptalle AKP tanımıyor. AKP tanımıyor. Yani ve efendim İstanbul Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın tabiri caizse siyaseten doğuş yeri. İstanbul'u kaybetmek AKP'nin de sonu, Erdoğan'ın da sonu böyle görüldüğü için bir kez daha deneyelim. İstanbul'u kaybetmeyelim ve İstanbul'u vermek istemiyorlar. Bir başka husus, hazırlıksız yakalandılar. İstanbul'da çok ciddi anlamda yolsuzluk, hırsızlık dosyaları, olayları, bunları kapatabilmek için
Biraz da zaman kazandılar. Yeniden denemek istediler. Siyaseten özü budur. Yani AKP seçimle aldığı İstanbul Büyükşehir'i seçimle vermek istemiyor. Bütün yolları deniyor. Artık bundan sonra bir daha 23 Haziran'da da açık ara farkla kazanırsak ne yapacak? İşin açığı onu da öngöremiyor. Yani kabulleneceğiz diyorlar ama ben halen AKP başka bir yol deneyebilir diye endişem var. Evet. Şimdi hocam AKP'nin yani iktidar partisinin itirazı ne üzerine kuruluydu ve Yüksek Seçim Kurulu AKP'nin itirazlarından mı yola çıkarak bunu iptal etti? Ve ettiyse hangi maddelere dayandırdı? Biraz açabilir misiniz lütfen? Ya şöyle bir şey var. Toplum şeyi biliyor. İnsanlar tamam iptal edildiği biliyor. Ve bunun sonrasında da iktidar partisi bir şekilde işte hukuka ve hakkaniyete uygun davranıldığını savunuyor. Diğer taraftan muhalefet de bunun tam tersini savunuyor. Yani şimdi işte Ali Bey de az önce hani ifade etti bunu. Dolayısıyla bizim yani anlayabileceğimiz şekilde bir anlatabilirsiniz lütfen. Tabii ki. Tabii. Önce şunu düşünüyorum. Tabii birçok hukuki argüman söyleniyor. İnsanlar da gerçekten bilmek istiyor. Bu hukuki gerekçelerde bir geçerlilik var mı? Şimdi AK Parti oldukça uzun bir dilekçeyle başvurdu. AK Parti'nin dilekçesine baktığımız zaman somut bir delile dayanmadığını, yani somut olarak şu sandıkta şu şekilde bir yolsuzluk gerçekleşti, şu oldu bu oldu gibi bir şeyler söylenmediğini, sadece olasılıklar üzerinden hareket edildiğini görüyoruz. Daha önceki YSK'nın vermiş olduğu içtihatlarda tam kanunsuzluk içtihadına dayanan eski kararların, bende doğan izlenim şu oldu, eski kararlar taranmış, tam kanunsuzluk içtihadında kullanılan bir takım olaylardan ögeler somut bir delile dayanmaksızın, yani şurada şu bu kişi şu eylemi gerçekleştirdi ve bunun sonucunda şu kadar sahte oy, geçersiz oy kullanıldı şeklinde bir başvuru değildi. Fakat olasılıklar üzerinden doğrudan delil göstermeden YSK'dan delil araştırması isteniyordu. Burada zaten başladı YSK'nın kendi içtihatlarını uygulamama süreci. Çünkü daha önce bu şekilde yapılan başvurularda YSK sürekli olarak somut delile dayanmayan başvuruları incelemeyeceğini söyleyerek reddediyordu. Herhangi bir somut delil olmamasına rağmen YSK bu araştırma işini kendi üzerine almaz. Seçim kurulları bunu yapmaz. Doğrudan bir somut delil getirmesi gerekir veya somut iddiaya dayalı olarak delili nerede bulacağını göstermesi gerekir. Başvurusunu tek seferde yapması gerekir. Tek bir dilekçeyle yapması gerekir ve orada delillerin bulunması gerekir. AKP iki ayrı seferde bu şeyi yaptı, başvuruyu yaptı. Herhangi bir somut delile dayanmadan delil toplama işini bir takım iddialar, olasılıklar üzerinden YSK'dan talep etti. Eski içtihatlara göre bu başvurunun burada reddedilmesi gerekirdi usul açısından. İkincisi, baktığımız zaman 298 sayılı kanunun 130. maddesine olağanüstü itirazda il birleştirme tutanağından itibaren 7 günlük bir itiraz süresidir bu. Ve YSK içtihatları bunun ne zaman başladığını oldukça somut eski kararlarında göstermektedir. Ve seçim hukuku yazan, çalışan birçok hukukçu da bu süre meselesini bu olaydan bağımsız olarak daima il birleştirme tutanağı ile başlatır. Çünkü il birleştirme tutanağı dediğimiz tutanak seçimi kimin kazandığını belirtir. İlçelerden gelen, sandık kurullarından gelen sonuçlar ilçelerde birleştirilir. İlçelerden gelen tutanaklar ilde birleştirilir, toplanır. Seçimi kimin kazandığı ortaya çıkar ve ertesi sabahında seçimin bu ilan edilir. Böylece seçimi kimin kazandığı anlaşılır ve bizim mazbata dediğimiz ikinci tutanak düzenlenir. Ve bu esnada il birleştirme tutanağından başlayan 7 günlük itiraz süresi vardır. 8 Nisan'da doldu. Süreden de reddedilmesi gerekiyordu eski içtihatlarına göre. Fakat süreyi de işletmedi. Bu
burada mazbataya yapılan, yani il birleştirme tutanağına yapılan itirazlar vardı. Yeniden sayım kararları vardı hatırlarsanız. Ama sonucu değiştirmedi. Tutanak iptali gelmedi. Buna rağmen sanki yeni bir tutanak düzenlenmiş gibi oradan başlattılar itiraz süresini. Usul açısından bu da hukuka ve YSK'nın içtihatlarına uygun değildi. Ha, birisi diyebilir ki çıkıp, ya YSK'da hep eski içtihatlarını takip etmek zorunda mıdır? Evet, şöyle ki, hukuk devletinde hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri hukuk devletinin çok temel ilkeleridir. Yani biz hukuken neyin yasak, neyin olasılık içinde, neyin değil, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kanundan ve o kanunu uygulayan yargısal organlardan bilebilmemiz gerekir. Seçim kanunu biraz karmaşık, bütününe bakmak gerekir anlamak için. Bunun somutlaşmış bir uygulaması var ve bunu çok sağlam gerekçelendirmediğiniz takdirde birdenbire bu eski uygulamadan, hatta YSK kanunu açık lafzından koptu. 7 günlük süre kanunda yazıyor, 130. maddede. Yani bunları siz böyle kanunu görmezden gelir veya içtihatlarınızı görmezden gelirseniz şu soruyu akla getirirsiniz. Hukuki öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde hukuk güvenliği yoktur. Devlete güven ve hukuk güvenliği ilkelerinin çiğnendiği bir yerde de Ali Bey'in söylediği gibi, yani hukuktan bahsetmenin imkanı kalmıyor. Evet. Bunlar çok ağır hususlar. Tabii bu bütün bu usuldeki şeyleri atladı, hepsini geçti, eski içtihatları geçti. Delil araştırma işine soyundu ve bir ara karar verdi. İlçe seçim kurullarına yazılar yazdı. Kalem kalem araştırdı. Ve onun sonuçlarına göre de bir karar aldı. O ilçeden, ilçe seçim kurullarından gelen incelemeler sonucunda bir değerlendirme yaptı. Esasını değerlendireyim mi burada, yoksa hani yani devam siz, edeyim mi? Hani ne şekilde uygun anlatılabileceğini evet. düşünüyorsanız o şekilde anlatın. Peki efendim. O zaman şunu yaptı. AKP'nin bu dilekçelerini kabul etti. Araştırılmasını istediği hususları araştırmaya başladı. Burada daha çok kısıtlı seçmenler üzerinde durdu değil mi hocam? Sadece kısıtlı değil. Daha önceki hepsini sordu. Evet. Kalem kalem hepsini sordu. Yani geçersiz oy var mı? Seçmen yeterliliğine sahip olmadan oy kullananlar var mı? Yani kısıtlı seçmenler. Evet, kısıtlı seçmenler. Bunun en büyük grubunu oluşturuyorlardı. Bunlar ya medeni kanun anlamında hacir altına alınan veya ceza yargılaması sonucunda, ceza mahkumiyeti sonucunda bir kısıtlılık durumu oluşan kişilerdi. Bunlar seçmen olmadığı halde oy kullanmış mı? İşte efendim ölü seçmen yerine, sahte seçmen yerine oy kullanılmış mı? Mükerrer oy kullanılmış mı? Ki eski YSK içtihadında tam kanunsuzluk, seçim iptalini gerektiren tam kanunsuzluk ya seçilen kişinin seçilme yeterliliği yoktur. Veya seçmenler sandığa giren iradeyle çıkan irade bozulmuştur. Sahte oy vardır, mükerrer oy vardır, sahte seçmen vardır. Sonuçta tırnak içinde hırsızlık, sahtecilik vardır. Onun için seçim iptali veriliyordu. Ama sadece onları araştırmıyordu ara kararda. Bir de bu sandık kurullarını ve yapılan bütün usul işlemlerini araştırıyordu. İşte bence zaten en büyük hukuka aykırılıklardan, bu kararı eleştirme sebeplerimizden birisi bu noktada. Çünkü kanunun 119. maddesine göre seçim sandık kurullarının oluşumuna itiraz süresi 2 gün. Bu kurulları ilçe seçim kurulu oluşturuyor. İlçe seçim kurulu nasıl oluşturuyor sandık kurullarını? Valilikler, kaymakamlıklar, yani İçişleri Bakanlığı'nın birimleri memur kamu görevlisi listesini İlçe seçim kurullarına iletiyor. İlçe seçim kurulları da sandık kurullarını oluşturuyor. YSK'nın da onayını alıyor. Yani bu süreç İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yönetilen, sonuçlandırılan, sonuçta da kararı YSK'nın ve ilçe seçim kurulu başkanı olan hakim üyenin düzenlediği bir süreç. Sandık kurullarına itiraz seçimden önce 2 gün il seçim kuruluna yapılıyor ve kanun açıkça diyor ki 2 gün içerisinde, bu hak düşürücü bir süredir, yapıldı ve il seçim kurulunun kararı kesindir diyor. Bu bir daha konu edilecek bir husus değildir.
Yani doğru atandı, atanmadı meselesi seçimden önce yapılan bir şeydir. Ve siyasi partilerin ilçe seçim kurullarında üyeleri var. O üyeler aracılığıyla sandık kurullarının listelerini alıyorlar. Onlara açık. Yani onlara kapalı falan diye bir şey yok. Kimin geldi yani itiraz edebilmeleri için ilçe seçim kurulundaki üyesi aracılığıyla bu listeleri alıyor. Fakat karara dönüp bakıyorsunuz. Aramış. Oy iptalini gerektirecek eski içtihatları çerçevesinde 706 oy bulmuş. Yani 377 adet kısıtlı, 6 ölü seçmen yerine kullanılmış, 41 tutuklu hükümlü, işte bir yerde de 244 tane yine var. Yani toplamda seçmen yeterliliğine sahip olmadığı halde oy kullandığı tespit edilen 706 kişi var. 706 oy var. Bu 706 oy seçim açısından önemli olan bir oran mıdır? Ona da şöyle bakıyor. Diyor ki aradaki fark nedir? 13 bin küsur, 14 bine yakın bir fark var. Kapatıyor mu 706 bunu? Kapatmıyor. O halde bu seçim iptal edilemez. Yani burada bakacağımız şey o iradeyi sakatlama gücüne sahip olan 706 oy. Eğer aradaki fark 706 veya daha küçük olsaydı o zaman derdik ki evet bu seçim sonucu etkilenmiş. Evet çalınmış diyebilirdiniz. Ama şu anda böyle bir şey söyleyemiyoruz. Ama hayır bunu diyemiyorsunuz. Ne diyor? Şunu bekliyorsunuz. O zaman iptal etmemesi gerekiyor. Hayır. O seçimden önce olması gereken sandık kurullarına dönüyor bakıyor. Sandık kurulu başkanının mutlaka kamu görevlisi olması gerekir diyor. Halbuki kanunun 23. maddesinin son fıkrasını okuyorum bakın. Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri ilçe seçim kurulu huzurunda bu kurulun başkanı tarafından yapılır. Üyelikler bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa eksiklikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerle doldurulur. Ne anlıyorsunuz buradan? Kamu görevlisi, sandık kurulu başkanı veya üyesi bulamazsan dışarıdan koyabilirsin diyor. Nitekim ilçe seçim kurullarına sormuş. İlçe seçim kuruluna hakim üyeleri demiş ki 23. maddenin son fıkrasını uyguladık. Dışarıdan istedik. Daha önce de istediğimiz gibi. Daha önceki seçimlerde yaptığımız gibi. Ha burada diyor ki ben kanunu okuyorum, şöyle düşünüyorum diyor. Üye için geçerli bu son fıkra. Açık lafzı bakın okuyorum yani net anlaşılıyor. Buna rağmen dedi ki hayır, zorunludur başkanın kamu görevlisi olması. Peki. Süre geçmiş, nasıl yapacağız? AK Parti etkili itiraz yolu kullanamadı. Niye kullanamadı? Cevap belli değil. Niye? İlçe seçim kurulunda üyesi yok mu? Alabilir oradan. Bütün partiler almış. Daha önce itiraz eden partiler var. Aynı hususta itiraz etmiş ve itirazlar reddedilmiş bu arada. Şimdi ben hani bu açıdan çok eleştiriye açık buluyorum. Buradan devam ediyor. Diyor ki sayım döküm cetveli boş olan sandıklar var. Şunu bekliyorsunuz siz. 754 tane sandıkta kamu görevlisi olmayan başkan tespit etmiş ya. Herhalde diyorsunuz bu usulsüzlükleri bu sandıklara bağlayacak. Çünkü mesele bu sandıklarda dönüyor. Yani başkan kamu görevlisi değil. Dışarıdan. Ama İçişleri Bakanlığı YSK ve ilçe seçim kurulu tarafından seçilen kişiler bunlardı bu arada. Kamu görevlisi değil ama devletin seçtiği ve zorunlu tuttuğu ve yazı gönderip gelmezsen ceza veririm diye zorla getirdip oraya oturttuğu insanlar bunlar. Tamam, usulsüzlüğü orada bekliyorsunuz yani organize bir şey denildi ya. Yok bir şey. Sadece iki sandıkta bu şey olmayanlar 754 kamu görevlisi olmayan başkanın sandıklarından sadece ikisinde sayım döküm cetveli var ama altı imzalanmamış. Diğerlerinin hepsi nizami. Evet. İlliyet bağı nerede? Başka sandıklarda sayım döküm cetvelleri diyor. Ne kadar? 19 sandıkta da 18 sandıkta sayım döküm cetveli bulamadım diyor. Ne var? Tutanak var. Asıl olan kanuna göre tutanaktır. Sandık kurulunun tutanağı. Sonuçları yazmış. Altında herkesin imzası var. AK Parti'nin, CHP'nin, HDP'nin, partilerin müşahitleri var, üyeleri var, başkanı var, üyesi var. 7 kişilik kurul toplanmış altına tak 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 imzalamış. Cetvel yok ama
Tutanak var. Esas olan da tutanak zaten. Yani illiyet bağı yok. İradenin sakatlandığıyla ilgili bunu gösteren herhangi bir illiyet bağı yok. Bula bula 754 tane kendi atadıkları kişinin kamu görevlisi olmadığını söylüyor. Bunlar tabii iptal sebebi değil. Eski seçim hukuku, eski diyorum çünkü artık geçerli mi değil mi konusu belli değil. Ama YSK'nın yerleşik içtihatları sandık kurullarından seçim iptalini iki halde veriyordu. Siirt'te yapıldığı gibi 2002'de, Pervari ilçesiydi zannediyorum. Üç tane sandık kurulu hiç toplanmamış. Boykot var, sandık kurulu toplanmamış. Sandık kurulu toplanamayınca o sandıkta kayıtlı olan seçmen gidip oy kullanamamış. 700 küsur seçmen oy kullanamamış, aradaki fark 111. O zaman diyor ki bu sandıklar kurulmadığı için kimse oy kullanamamış ve bu fark fazla. Yani irade yansımadığı irade için. İrade yansımamış. Veya şunu söylüyordu. 7 ya sandık kurulu üyesi. 2 veya 1 üyeyle toplandıysa bu geçerli olamaz çünkü güvenilirlik bitmiştir. Ama 4 ile toplandıysa çoğunlukla sorun yok. Tabii çünkü başkan o ya da bu. Diğer partilerin üyeleri var. Evet. Diğer üyeleri var. 7 kişi orada oturuyor. 6, 5 tamam oraya kadar. 2 ya da 1 ise diyor o zaman olmaz. Ve o sayı seçimi iradeyi etkileyecek bir sayısı o zaman iptal verebiliriz. Burada bunların hiçbirisi yok. Kamu görevlisi değil ama sen bulmuş getirmiş zorla oturtmuşsun. Saymışsın diyorsun ki çıkan şeylere. Aynı zarfın içinden çıkan 4 oydan birisini iptal ediyorum. Niye ötekilere başvuru yapılmadı? Bu beni bir hukukçu olarak güldürdü. Çünkü sandık kuruluna itiraz etmiş AKP. Yani diyor ki sandık kurulu hukuka aykırı diyor. Evet. Ve tam kanunsuzluk demiş AKP. Yani burada tekrar tek tek oradan çıkan oyları saymasına gerek yok. Kurul hukuka aykırıysa kurulun işlemi geçersizse bütün işlemi geçersizdir. Evet. Birbirine bağlı çünkü zincir bunlar birbirinden ayrılamaz. Ve sizin de bildiğiniz gibi Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi'nin çok içtihatları vardır. İşlemleri birbirinden ayıramadığı zaman hepsini birden inceler. Burada yani seçimin iptali gerekiyor. Tabii hepsini iptal etmesi gerekiyor. Evet. En azından şuna bakması gerekiyordu. Bu aradaki oy farkı 754 sandığı usulsüz buldum iptal ediyorum ya. Çıkan 4 oy içinde mecliste, büyükşehirde, ilçede ve muhtarda aradaki oy farkını etkiliyor mu? Etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye dördü içinde bakmalıydı. %100 meclisi ve muhtarı etkilerdi. Belki ilçelerin bazıları bunun dışında kalırdı. Çünkü oradaki şeyler yüksek olabilir aradaki farklar. Ama meclisi etkilerdi. Evet. Şimdi Ali Bey'e şunu sormak istiyorum. Yani eski bir Cumhuriyet Savcısı olarak. İçtihat dediğimiz şeyden neyi anlamamız gerekiyor? Bu sübjektif bir şey midir? Yoksa mesela... Evet, çok iyi bir şekilde işte yasaların ve maddelerin incelenmesi sonucu varılan bir karar olarak daha sonrası için tırnak içinde bir zorunluluk doğurabilir mi? Şimdi hocamın az önce izah ettiği gibi içtihat yani Yüksek Seçim Kurulu kanunda açık değilse bir husus o konudaki yorumu ya da herhangi bir mahkeme sürecinde de hani herhangi bir yani sonuçta kanun hükümlerinin bir olaya uygulanması ile ilgili somut olaya uygulanması ile ilgili görüştür içtihat, yorumdur. Daha önce süre gelen istikrarlı içtihatlarına göre YSK'nın bir defa hocamın da dediği gibi sandık kurullarına ilişkin itiraz sürelidir. Bu olay da 2 Mart'ta bitmiştir. Artık kesinleşmiştir. O tarihten sonra siz kurulların oluşumuna itiraz edemezsiniz. Bir başka husus, YSK 6 Mayıs tarihli kararında dedi ki bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması seçimin sonucunu etkilediği için iptal ediyorum. Seçimin sonucuna müessir olduğu için. Şimdi bunu somutlaştırması lazımdı. Yani demesi lazımdı ki işte Sayın Musa Özuğurlu'yu siz kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı yaptınız, atadınız. Musa Bey de gelen seçmenlere müdahale etti. Seçmenlerle birlikte efendim oy kabinine girdi. Ya da seçmenleri bir partiye oy vermesi konusunda yönlendirdi. Bu eylemler seçim sonucuna müessir olduğu için ben iptal ediyorum. Ama burada yine hocamın az önce belirttiği gibi bütün seçimlerin yani artık o kurulun yaptığı bütün işlemler şaibeli ise eğer
bütün seçimlerin, yani ilçe seçimlerinin, ilçe belediye başkanlığı, efendim meclis üyeliği ve muhtarın da iptal edilmesi lazımdı. Bunu da yapmadı. Dolayısıyla YSK içtihatları geçmişten beri süre gelen istikrarlı içtihatlarına aykırı davrandı. Bir başka konu diyor ki efendim bu İstanbul'da diyor sandık kurulu başkanı olarak görevlendirmesi gereken kamu görevlisine sayısı 93 bin. İhtiyaç olan sayı 93 bin. İstanbul'da 220 bin devlet memuru var. Dolayısıyla siz buradan atayabilirdiniz. Niye dışarıdan atadınız? Bunu tam kanun hali sayıyor. Fakat yanlış yapıyor. Çünkü kanuna göre yerleşim yeri itibariyle o ilçede yapan kamu görevlileri orada ancak atanabilir. Yani Şişli'de, diyelim ki Şişli'de efendim 1000 tane sandık kurulu başkanına ihtiyaç var. Bir de 1000 tane de yedek üye, değil mi hocam, diğer üye? Evet. 2000 kişi. Şişli'de 3000 öğretmen olabilir, 3000 memur olabilir görev yapan. Fakat bu 3000 kişi Şişli'de oturmuyor ise... Mazeret de bildirenler olur. Siz bunları atayamazsınız. Ben seçim hakimi bir arkadaşımla görüştüm. Dedim ki niye bunu yaptınız? Dedi ki bulamadık. Yeterli eleman bulamadık. Tabii bulamadık. Yeterli eleman bulamadık. Zaten cevap vermiş. Orada da soruyor. Aynen öyle. Yani 298 sayılı yasanın 23 son maddesini işletti. Başka nasıl olacak? Yani kamu görevlisi var. Doğru, İstanbul'da 220 bin var ama o ilçelerdeki sandık kurullarını oluşturacak sayıda o ilçede oturan olmadığı zaman siz dışarıdan, şimdi başka ilçede kamu görevlisini getirseniz bu defa o oy kullanamayacak. Böyle bir sıkıntısı var. O nedenle o ilçede oturan dışarıdan atayabilirsiniz. Ki burada yine bu 754 kişi öğretmen, özel okullarda görev yapan öğretmen çoğusu, bir kısmı da banka çalışanı ve daha önce görev yapmışlar. Yani bunlar 24 Haziran'da, yani Cumhurbaşkanı'nın seçiminde. Keza 16 Nisan referandum diyeceğim ama o zaman değişiklik yoktu. Daha sonra değişti. Değil mi hocam? 16 Nisan referandumda bu kamu görevlisi olma zorunluluğu sonradan değişti. O zaman değişti. Yoktu. Fakat evet, 24 Haziran'da vardı. Ama 24 Haziran'da vardı. Vardı. 24 Haziran'da vardı. O zaman gelin onları da iptal edelim. Eğer tam kanunsuzluksa. Yani nereden baksanız tutarsızlık. Yani hukuken tartışacak bir taraf yoktur. Ve Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki yani üzülerek bir hukukçu olarak söylüyorum. Yani güveni kaybetti. Türkiye'de çok nasıl diyeyim seçim sonucuna itimadı kaybetti. Bu güveni kendisi zedeledi. Bir okuyucu olarak buna üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yazık ettiler. Yedek üye mesela, bir tane yedek üye Cengiz Topaktaş diyor ki daha önce diyor 6 Mayıs tarihli kısa kararda yazmadığınız bir hususu bu gerekçeli karara yazdığınız için ben o konuda gerekçe yazmaya gerek bile görmüyorum. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsun? Çünkü kuraldır. Efendim kısa kararda, diğer mahkemelerde de böyledir. Kısa kararda öngörülmeyen bir hususta siz gerekçe daha sonra da şey üretemezsiniz. Yani kısa kararda efendim olmayan sayım döküm cetvelleri şimdi buraya eklenmiş. Sayım döküm cetvelleri. 108 sandıkta sayım döküm cetveli dediği nedir biliyor musunuz Musa Bey? Çetele. Bunun bir anlamı yok ki. Sandık sonuç tutanakları imzalanmış ve bütün siyasi partilerin, artı bu 108 sandıktaki sorumlu dediği toplam oy 30 bin. Bu 30 bin oyun zaten 16 bini Binali Yıldırım'ın, Allah'tan korkun yani. Bunun yani sayım döküm cetveli sorumlu dediği sandıklarda toplam 30.281 oy var. Bunun 16.553'ü zaten AKP'nin adayının çıkmış. Diğerlerini siz sorunu deseniz bile onun yarısı zaten bu farkı kapatmaya yetmiyor. Buna rağmen ben yaptım oldu. Yani ben yaptım oldu. Bunun hukuken aslında tartışılacak bir tarafı yok. Ben yaptım oldu. Maalesef öyle. Evet. Peki şimdi bir de şey sorusu var. Mesela başkan, yani Sadi Güven şerh koydu. Ve tam kanunsuzluk oluşmadığını savundu. Evet, evet. Size göre mesela bunun şeyi nedir? Yani oturduğu mantık zemini nedir? Neden tam kanunsuzluk oluşmadı? Yani biraz önce hocam illiyet bağını hani şey yaptı, biraz açtı ama. Şimdi Sayın Başkan Sadi Bey orada iki nokta dedi. Bir dedi, sandık kurullarından dolayı orası kesinleşmiştir. Kurulların oluşumundan dolayı siz seçimi iptal edemezsiniz. O konu artık bitmiştir. İki, bu kişinin
kamu görevlisi devlet memuru olmaması sonucu etkili değil. Nasıl etkiledi seçim sonucunu? Onu bana bir izah edin diyor. Buradaki seçmenin iradesini, seçmen gelmiş oy kullanmış. Seçmen Ekrem İmamoğlu'na vermiş, Binali Yıldırım'a vermiş. Efendim Saadet Partisi adayına vermiş. Efendim Vatan Partisi'nin adayına vermiş. Pardon. Önemli değil. Bunu diyor ki sandık kurulunun, başkanının devlet memuru olması ya da olmaması seçmen iradesini etkileyecek, seçmen iradesini yok edecek bir kusur olamaz. Daha doğrusu seçmene atfedilecek bir kusur olamaz. Yani ben seçmen olarak gitmişim, oy kullanmışım. Sandık kurulunun oluşumu yasal mıdır, değil midir, o beni ilgilendirmiyor. Böyle bir hata olsa dahi benim irademi sakatlayamaz. Sonuçta ben bir oy vermişim. Sandık kurulunun oluşumu kimin görevi? Hocam izah etti. Efendim valiler, kaymakamlar listeleri gönderiyor. Seçim kuruluna, ilçe seçim kurulları da devlet yapmış. Devlete güven ilkesi üzerinde. İçişleri Teşkilatı. Devlet yapmış. Sonuçta efendim hakim, kaymakam neyse, ilçe seçim kurulu falan. Sonuçta devletin yaptığı kusur, kamunun yaptığı, idarenin yaptığı kusuru siz vatandaşa atfedemezsiniz. Ondan dolayı vatandaşın oyunu iptal edemezsiniz. Saadi Başkan bunu diyor ve doğru diyor. Yani benim kusurum ne? Ben gittim oy kullandım. Siz sandık kurulunu, oradaki idari işlemi düzgün yapamadınız diye benim oyumu iptal edemezsiniz. İki, oradaki kişinin kamu görevlisi olmaması seçimin sonucunu nasıl etkiliyor? Bunu bir izah edin diyor. Az önce anlattığım gibi yani o kamu görevlisi müdahale etse, seçmenlere müdahale etse, oylara müdahale etse ya da efendim diyelim bir kısım oy pusulaları geçerli geçersiz şeylere sormadan etmeden göstermeden sayım döküm oluyor ya, gösteriyor pusulayı, göstermeden bu parti demiştir, yazmıştır, bunu da oradakiler imzalamıştır. Şimdi böyle bir durum veya tutanak tutmuştur. Orada diyelim AKP temsilcisi itiraz demiştir ki lazım. Tutanakta evet, altında itiraz edecek ki onu sonra götürebilsin. Aynen öyle. Demiştir ki burada bu oyları göstermeden saydı. Diyelim sandık kurulu başkanı. Oyları göstermeden kafasına göre söylüyor. Kimseye göstermiyor. Şimdi bunu da birileri tespit etmişse, itiraz etmişse o zaman tamam, sonuca etkili olur. Başka türlü siz sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmamasını seçmene atfedilecek bir kusur olarak öngöremezsiniz ve seçimi iptal edemezsiniz diyor ve doğru diyor başkan. Evet. Peki, tam kanunsuzluk içtihadından biraz eski şeylerinden bahsetmek istiyorum tamamlamak için sizi. Evet hocam. Bu tam kanunsuzluk kanunda olmayan bir şey. YSK'nın 60'lardan beri günümüze kadar içtihatlarla oluşturduğu bir kavram şunu ifade ediyor. Ağır hukuka aykırılık. Evet. Seçim hukukunda seçmen iradesini zedeleyen ağır hukuka aykırılık. Son derece teknik, iki şekilde oluşuyor. Seçilme yeterliliğine sahip olmayan bir kişi seçildiyse tam kanunsuzluk olur. O zaman mazbatası iptal edilir. Tutanak kesinleşmediyse ikinci sıradakine veriyor ki o da ayrı bir garabettir. 60'larda muhtarlık seçimlerinde filan uygulamaya başlamış. Tuttu bunu YSK aldı. Büyükşehir belediyelerinde uyguladı. İlçelerde uyguladı. Şimdi anayasanın ikinci maddesindeki demokratik devlet ilkesine aykırı. Ne bu, güzellik yarışması mı ikinci adaya veriyorsunuz? İrade var burada. Aynı partinin içinden bile belediye meclisinde ki gruptan bile seçmek doğru değil. Çünkü seçmen kişiye de oy vermiş olabilir. Bir de işin garibi, tutanak kesinleştiyse seçilme yeterliliği olmadığını tespit etse seçimi yeniliyor. Yani bazen seçimi yeniliyor, bazen yenilemiyor. Tamamen teknik ve şekli bir sebepten. İçtihadın bu noktası sorunluyken bunu tutup böyle bir yerde, yani asıl kendini yenilemesi, revize etmesi gereken noktada edemediğini, eskiden gelen hukuki güvenliği besleyecek olan unsurları da ortadan kaldırdığını görüyoruz. Tam kanunsuzluk, ağır hukuka aykırılık, yetki gaspı, seçmen, sahte oy, sahte seçmen demek. Bunların hiçbiri yokken söylenemez. Nitekim tam kanunsuzluk da demiyor. Şekil hukukudur, usulden iptal ediyorum diyor. Okuduğunuz zaman tam kanunsuzluk diyemiyor. Çünkü değil, yok. Sadece şunu söylemiş, seçim hukuku şekli bir hukuktur. Kanuna uygun atanmamış, güvenemem. Niye güvenmiyoruz? Kamu görevlisi, banka çalışanı mesela. Güvenmemem için bir şey göstermesi lazım. Yani bu adam bu işi doğru yapmamış. Bu sandıkta şu usulsüz, şu usulsüz, şu usulsüz. Senin iradeni şöyle sakatlamış. O da yok. Çünkü delil yok. Orada bir şey yok. Olsa görürdük. Yok. Sadece
bu sandıkların ikisinde o şeyin sayım döküm cetvellerinin altını imzalamamışlar ama tutanak tutmuşlar. İki sandıkta yani. İşte deminden beri konuştuğumuz illiyet bağı olmayışı, eski söylediği tam kanunsuzluk hallerinin bulunmayışı filan, kendisi de söyleyemiyor tam kanunsuzluk olduğunu. Demiyor zaten. Evet. Ali Bey, daha önce mühürsüz işte pusulaların kullanılabileceği ne? CHP'nin yapmış olduğu itiraz vardı zannediyorum. Evet. Bu hangi gerekçeyle reddedilmişti? Seçmen i̇şte, iradesini işte etkilemiyor çok, diye mi? Çok teşekkür ediyorum bu soru sorduğunuz için, unuttuk aslında. Aynı işte az önce dediğimiz gibi. Orada işte seçim kurulu dedi ki efendim sandık oy pusulalarının zarfların mühürlenmemesi kusuru sandık kuruluna aittir. Yani bize aittir, idareye aittir. Bu kusuru ben seçmen iradesini yok sayacak şekilde bunu kullanamam. Dolayısıyla mühürsüz de olsa eğer dışarıdan getirildiği bu zarfın ve oy pusulasının ispat edilememişse ben bu şeyi geçerli sayarım. Hı. 16 Nisan referandumda seçim devam ederken bu kararı verdi. Kaldı ki kanunda açık hüküm vardı o zaman. Kanunda açık hüküm vardı. Geçersizdir. Diye. Bakın açıkça mesela çok güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi az önce YSK diyor ki seçim hukuku efendim şekli hukuktur. Kanunda işte sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olması öngörülmüştür. Siz mutlaka kamu görevlisi atayacaksınız. Bu nedenle birinci maddede hüküm evet, vardı. Bu nedenle diyor ben bu şu andaki seçim İstanbul seçimi iptal ediyorum. Ama 16 Nisan referandumunda açıkça mühürsüz yani sandık kurulu mühürünü taşımayan oy pusulaları ve zarflar geçersizdir. Emredici hüküm, kanunun emredici hüküm. Buna rağmen siz iştahat oluşturamazsınız mesela. Evet, evet. Buna rağmen dedi ki ben o oy pusulasının dışarıdan getirildiği ispat edilmedikçe sandık kurulunun yaptığı kusuru, ihmali ben seçmene kusur olarak atfedemem. Seçmen iradesini kabul sayarım. Dolayısıyla mühürsüz de olsa ben bu oyları geçerli sayarım dedi. Hı hı. Şimdi bunu diyen YSK çok daha emredici bir hüküm olmasına rağmen ki Türkiye'de rejim değişti 16. Nisan referandumuyla. Rejim nasıl değişti. Nasıl güveneceğiz değil mi? Mühürsüz yani. Ben ne bileyim nereden geldi. Sonra geldim. Dışarıdan getirildiğiyle şimdi dışarıda nasıl ispat edeceğim? Nasıl cebine koymuş gelmiş. Cebine koymuş gelmiş diyelim. Orada da bizden aldığı oy pusulasında sandık kurulundan götürüyor oraya. Onun cebine koyuyor. Önceden mühürlenmiş. Zarfa konmuş. Hazır. Oyu getirip atıyor. Bunu kabul etti. YSK. Şimdi kabul etmedi. Bu ne demektir? İşte az önce daha doğrusu konuşmanın başına dönersek George Orwell'in kitabında Hayvanlar Çiftliği'nde dediği gibi hiçbir şey yasa dışı değildi çünkü yasa yoktu. Şu anda yasa yani şu anda yasa yok zaten. Yani biz aslında yani hukukçu olarak hocam kusura bakmayın. Yani biz şimdi hukuk konuşuyoruz ama hukuk yok ki yani neyi konuşuyoruz? Hukuk yasa yok. Yasanın olmadığı yerde efendim yasa hukuku değil. Ben yaptım oldu. Aslında YSK'nın 7 üyesi sadece bunu deselerdi hiç 250 sayfayla falan uğraşmazlardı. Ben yaptım oldu arkadaş. Hı hı. Olsa da oldu, olmasa da oldu. İptal ediyorum. Bu daha dürüstçe olurdu. Yani hukuku olmazdı ama dürüstçe olurdu. Şu andaki ne hukuku değil? Bizi boşuna uğraştırıyorlar. Biz onlar adına yani nasıl diyeyim yani hukukun namusunu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Yani mızrak çuvala sığmıyor. Hı hı. İptal hukuksuzdur. Bu ne yaparlarsa yapsınlar bunu koyduramazlar. Yok efendim işte sayım döküm cetvelleri imzalanmadı. Yok sandık kurulu kamu görevlisinde oluşmadı. Yok başlangıçta biliyorsunuz Büyükçekmece'de. Yok Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Rusya'ya giderken hatırlıyor musunuz? Havalanda yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki ben bu şeye çok güveniyorum. Büyükçekmece belediye başkanı adayı o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Aynı zamanda Mevlüt Uysal Kadir Topbaş'ın yerine atanan. Mevlüt Bey dedi bana öyle şeyler anlatıyor ki olacak gibi değil. Boş tarlaya bilmem kaç bin tane seçme yazılmış. Bilmem okullara seçme yazılmış. Şimdi başlangıçta buydu. Ve Büyükçekmece'ye 10 binlerce polis gönderdiler. Tabii evet. Caizse adres tespiti var. Ne oldu? Boş çıktı. Sonra dediler ki efendim 30 bin tane kısıtlı, akıl sağlığı yerinde olmayan, hükümlü olan, cezaevinde olan, mahkumiyet kararı olan, hacir altında olan kişiler oy kullanmış. Bu sefer yani hakikaten öyle bir şey olsaydı evet hocamın dediği gibi o zaman tam kanunsuzluk olurdu. Yani seçmen niteliği olmayan kişi
yani hükümlü kişi, ceza almış kişi, hacir altında olan kişi, vesayet altında olan kişi oy kullanmış olsaydı, bu aradaki fark kapatacak sayıda, o zaman evet seçim iptal edilirdi. Biz de derdik ki evet yani doğru, tam kanun sukali var. Oradan da bir şey tutturamadı. 760 kişi çıktı. Yine sonucu etkilemiyor. Bu sefer dedik efendim sandık kurulları usule aykırı oluşmuş. Peki Mustafa Kemal Paşa ilçesiyle ilgili verdiği karar var. Demokratik Parti'nin itirazıyla ilgili. 2 Mart'ta kesinleşmiştir dedi. Dolayısıyla ben buna bakmam. Fakat ne yazık ki bu olayda dediğim gibi siyasi iktidarın isteği doğrultusunda İstanbul'da bir daha deneyelim. İstanbul'u bırakmayalım. İstanbul giderse işte iktidarımız gider düşüncesiyle iptal ettirdiler. Fakat gidiyorlar. Yani ben bunu da söyleyeyim. Bizi izleyen insanlarımız, yurttaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın. AKP artık kazansa da kaybetmiştir. Kazanma ihtimali yoktur. AKP iktidarı artık sonuna gelmiştir. 17 yıllık AKP iktidarından Türkiye kurtulmaya başlamıştır. Süreç başlamıştır. Bu saatten sonra artık diki tutmaz. Bu iktidar gidecektir. Büyük ihtimalle kuvvetle muhtemel önümüzdeki sene erken seçim vardır. Ve inşallah erken seçimde topyekun bu iktidardan kurtulacağız. Hocam şeyi okudunuz mu gerekçeyi? Yani 250 sayfayı gördünüz mü okudunuz mu bilmiyorum. Onların hepsi gerekçe değil. Onlar önce... Ne peki? Onu merak ediyorum. Onlar yani. Şöyle. Tabii ben de karar çıkar çıkmaz hemen bir açtım filan. 11-12 sayfa AK Parti'nin dilekçesi. Ondan sonra kendi yazışmaları. Ara kararda sordum diyor. Şuna sordum, şöyle sordum. Yani ilçe, tek tek ilçeler, tek tek ilçe seçim kurullarına yazdığı yazılar, tek tek ilçe seçim kurullarından gelen cevaplar. Ben hiç böyle bir YSK kararı görmemişim. İlk defa gördüm. Bu yazışmaları koymazlardı kararlara. Evet. Gerek yok. Sonuç konur. Tek tek, yani çok uzun bir süre bunun gerekçesi 9-10 sayfadır yani hukuken okunacak kısım. Tek tek ilçe ilçe sordum diyor. Küçükçekmece'den şu cevap geldi. Sormuş ilçe seçim kuruluna sordu. Ara kararda sorduklarına cevap veriyor hakimler. İşte şundan dolayı böyle yaptık. Şu kadar kısıtlı vardı. Baktık oy kullanmamış. Baktık sahte seçmen yok. Baktık usulsüzlük yok. Baktık KHK'li var demişlerdi hatırlayacaksınız. O da aramışlar KHK'li ihraç edilen 9 kişi bulmuşlar. Üyelerde başkanlarda yok. İşte tek tek bunların cevapları var. İstanbul'daki 39 ilçe bazında sorduğu soruların yazışmaları var yani. En sonunda da çoğunun yani kararın 2 sayfa can alıcı noktası var aslında. Ondan sonra da bitiyor. Esasen söylemek gerekirse muhalefet şerleri çok daha hukuki bir tartışma zemininde gidiyor gibi. Ondan sonra da 4 üyenin ayrı ayrı görüşleri var. Yani bu kadar uzun olmasının sebebi bu. Evet devam edeceğiz. Şimdi saatlerimiz 21.43'ü gösteriyor. Bir ara verelim. Saat başında tekrar birlikte olalım.